O andan itibaren ben hem ilk zaten 10 dakika içinde ilk video atanlardanım Twitter'a. Twitter'dan hata yıkıldı, lütfen yardım edin de karanlık bir video attım. Sadece sesler geliyordu. Ondan sonrasında da yine yazmaya çalıştım. Hani konum verip bakın burada çok binalar yıkıldı, yardım edin. Biz bir de sıkıştık. Binalar yani sokağı kapattı iki tarafta. Diğer tarafa da çıkamıyorduk. Sadece kendi sokağımızın alanında çakaldık ve sürekli zaten artçılar devam ediyor. Ben bir taraftan hani hem haber vermek istiyorum, işte bu çalıştığım ajansları arıyorum, Gazete Duvarı, Yeşil Gazete'yi, diğer gazeteci arkadaşları, işte hani lütfen yardım edin falan diye. Çünkü Twitter'a bakıyoruz, Maraş yazıyor, Urfa yazıyor, işte başka iller yazıyor, 11 il yazıyor ama biz Hatay'ın adını göremiyoruz yani. Herhalde Hatay'dan haberi yok kimsenin dedik. Biz ilk zamanlar hani ben o şeyi bıraktım, o şok halimi artık bıraktım. Hani en azından Hatay'ı duysunlar diye herkese yazmaya başladım. Özelden yazdım, Twitter'dan yazdım, Instagram'dan yazdım. Hani bakın biz de çok kötü durumdayız, yardıma ihtiyacımız var falan diye. Ve bilgisayarlarımı korumaya çalışıyordum. Ben en çok mesela onda da çok zorlanıyordum. Çadırda bırakamıyorsunuz. Hırsızlık var, konteyner yok, kilitleyebileceğiniz bir yokta. Yani kaplumbağa gibi her yere alet edevatını götürmek zorunda kalıyorsunuz. Yani böyle bir şey oldu, süreç oldu. O dönem biz Gazeteciler Cemiyeti ziyaret ettiğinde de onlara da söylüyorduk. Hani bir basın konteyneri istedik. Yani sadece benim için de değil. Dışarıdan buraya gelen basından arkadaşlar oluyordu. Biz hep beraber aynı zorluğu yaşıyorduk. Biz hep beraber haberi nerede yazacağımızı düşünüyorduk. Elektrik gidiyordu. Elektrik gittiği zaman ne yapacak? Powerbanklerle hani toparlamaya çalışıyorduk yani. Hani o günden bugüne baktığımızda hakikaten hem bir depremzede olarak hem bir gazeteci olarak en zorlu süreç o süreçmiş. Onu bir şekilde atlattık. Ama dediğim gibi hani psikolojik açıdan da en sağlam olduğumuz süreçler olabilirdi. Çünkü hiç yalnız değilsiniz. Yani burası kalabalık, işte sağlıkçılar geliyor, eğitimciler burada, İstanbul'dan gönüllüler geliyor, dernekler burada. Seçime kadar böyleydi yani. Seçime kadar iyiydi. Kendimize bir yaşam alanı da kurmaya çalışıyoruz. Çünkü her insan gibi burada çamaşır ihtiyacım var, banyo ihtiyacım var. Keza yemek ihtiyacı var. Biz işte yemeğimizi tüpün üstünde yapıyoruz yani. Şu an bir aşevi yok, bir yemek veren bir yer yok yani. Ben hem bütün o günlük ihtiyaçları karşıladığım gibi bu sorumlulukların yanında bir de tabii ki haber şeyi var, sorumluluğu var. Yani gün oluyor saat 6'da da kalkıp hani bazı şeyleri çekmemiz de gerekiyor. Burada okullar açıldığından beri ciddi bir ulaşım sorunu var. Ben de bu ulaşım sorunu fotoğraflamak için işte sabah 6:30-7 gibi kalkıp hani veliler, öğrenciler yürüyorlar. Yani onu belgelemem lazım yani. Hani bu insanlar sabahın 7'sinde yola düşüyorlar. Otobüs bulamıyorlar. Yürüyorlar ya da otostopla gidiyorlar hani. Yani benim şeyim zaten her zaman hani uzaktan değil de en yakınından çekmek zaten. Hani en yakının içinde olmak hani. Burada da zaten haber kaynıyor. Hani her olay bir haber yani. O kadar çok yansıtılacak şey var ki. Kahve içmeye gittiğinizde komşunuzun anlattığı bir şeyden bile bir haber çıkabiliyor. Seçim sürecinde sadece hani diğer gazetecilerin de yaşadığı bir takım hani sıkıntılar yaşadık yani. Öyle her yere istediğimiz gibi giremiyoruz. Yani AFAD kamplarını çekemiyoruz zaten. Bu bana özgü değil, genel bir yasak. Yani şehirde zaten hani hem ana akım medya dediğimiz medyadan hem de sol ya da sosyalist ya da daha farklı bir muhalif diyebileceğimiz medyada uzaktan izliyor yani hani. Başlarında çok büyük bir dayanışma ağı vardı. Çok büyük bir destek vardı. Bu burada yaşamaya çalışan insanlara da moral de veriyordu.
Yani biraz seçimden sonra bu süreç azaldı ki böyle olacağını tahmin de ediyordum. Ama yeniden yüzlerini buraya deprem bölgelerine dönmeleri gerekiyor yani. Çünkü burada hala insanlar gıdaya da muhtaç, bir sözünün dinlenmesine de muhtaç, ulaşıma muhtaç, sağlığa muhtaç. Yani yani aslında 7 ay geçti ama sorunlar değişiyor ve katmerleniyor, yani sorun bitmiyor.